Suat Bey bizim fotoğrafımız nerede? Taşımı kendim aldım diye. Aslında ben niye tek taşımı kendim almak istemem yani? Gelip bana sevgilim alsın. Değil mi? Yani hani evlilik teklifiyle sevgilim alsın isterim ki oldu zaten nitekim daha önce. Normalde de tek taşımı kendim aldım diyen kızları hiç anlamam. O şarkı güzel bir şey. Tek taşımı kendim aldım. O şarkısı çok güzel, evet. O şarkı olarak ama diğer insanlar da şey olarak diyor. Hani her işimi kendim yaparım anlamındadır. O anlamda doğru ama bence yüzük her zaman bir beyden gelmesi gerekiyor. Bir feministlik duygusu da var burada yani o şarkının içerisinde. Biraz hani her şeyi kendim yaparım. Tek taşımı bile kendim alırım diyor ama bence bunun güzelliği sevdiğin erkeğin alması ve parmağına takması. Tek taşıma sevgilim hediye ettiğimiz, nişanlımız şu anda evlilik var. Ne zaman hediye etti tek taşıma, evlilik ne zaman oldu? Sen bunları çok merak ediyorsun. Aslında bunları açıklamıştım ben. Biz bir sene önce daha ben yüzük takmaya başladım. Bir sene oldu. 1,5 senedir zaten biz beraberiz. İşte herkes soruyor ne zaman evlilik diye. Evlilik teklifini de zaten anlattığım gibi ilk zamanlar teklif etti. Balık baştan kokar diye bir laf vardır, onu söylemiştim. Hani ilişki zaten baştan belli olur. Bir senedir nişan yüzüğü takıyorum. Aslında ben diyeyim şurada... Bu kış bile olabilirdi ama ben daha çok böyle yaz düğünü istediğim için en azından bir Nisan, Mayıs, hani yaza doğru hayırlıysa olacak. Sen kışı sevmiyorsun pek fazla herhalde. Hiç sevmiyorum. Yani kış aylarını sevmiyorum ve hani her şeyin güzelliği, işte gelinlik falan, düğün, bence yaz günü güzel. Kıbrıs'ı tercih etmenin nedeni de herhalde sıcak olmasından. Erhan'ı çok yok aslında, yok yok, sen özledim. Yok, Kıbrıslı olduğunu bilmiyordum zaten tanıştığımda. Bilmiyordum. Sonra. Konuşmasından belliydi ya. Hayır. Diksiyon dersi almıştı. Kandırdı. Kandırdı seni. Yok, şaka yapıyorum. İşin peki şakası hemen... bilmiyorsun tabii. Sevdikten sonra, konuştuktan sonra anlıyorsun. Peki. Size bir takım hediyeler gelecek herhalde. Evet, bekliyorum hediyeleri. Evet. Bir... Sen özel hayatımla ilgili soru sormaktan vazgeçerdin. Mehmet Bey. Yüzük bunun altında kaybolabilir. Buyurun. Çok ilginç bir yüzük. Bir, evet. Bu yüzüğü anlatabilir misiniz Mehmet Bey? O yüzük 4 yapraklı bir yoncadır. Şans getirsin diye ama... çok da büyük bir yüzük. Evet, gerçekten bütün parmakları kaplıyor. Yani kendini gösteren yüzük, aslında onu çok anlatmaya gerek yok. Solist yüzüğü gibi. Aslında Bülent Ersoy beğenebilir bence bunu. Evet, Bülent Hanım'a hediye ederseniz ona bence. Zaten şöyle söyleyeyim, bunlar bir tane üretiliyor. Yani ikincisi, üçüncüsü olan bir yüzük değil. Çok satma kaygısıyla yaptığımız bir yüzük de değil. Vitrinimizin bir süsü olsun, bir güzelliği olsun diye yaptığımız bir yüzük. Bir de set geliyor herhalde size efendim. Önce siz bir gösterin, ben takayım. Şunu size verebilirsem. Bu da ilginç bir konu ya. Tam Bülent Ersoy gibi. Bülent Ersoy'u seni kendisine geliyor. Yasemin Hanım bence taksın. De özellikle tabii. Bunu hediye etsinler bence. Bülent Ersoy yüzünü. Severler böyle şeyleri. Bir dakika Meral, seni beklettim. Affedersin. Ama şey, genelde tüm az solistler seviyorlar böyle takıları. Zarif ürünlerimiz de var. Bekleriz. Peki Tabet Bey, bunun özelliği nedir bu kolyenin? Bakın, bizim bir kolyemizi şöyle tasarladık. Kolyemizin tam ortasında bir tane tek taş var, güneşi temsil eden. Hemen onun etrafına evreni temsil eden, yıldızları, ayı temsil eden teker teker parıldayan pırlantaları koyduk. Bu kolyemize... bir evren var yani. Burada bir evren var, bizim evrenimiz var. Evet, aynen öyle. Evreni bu kadar küçülttünüz yani. Böyle temsil edebildik. Böyle minimize edebildik. Çok güzel bir çalışma. Şimdi evrenimiz parıldıyor. Kolyemiz de parıldıyor. Özel bir çalışma. İnci de güzelmiş. Kendisine de yakıştı. Çok güzel yakıştı. Yakıştı. Artık alışverişleri burada yapar diyorum hani. Bekleriz. Ne demek? Orada tek tek şeylere tamam, bir şey söyleyeceğim. Peki Meral, şunu sormak istiyorum. Senin takıyla bir aran nasıl? Takıyla aram aslında bu birkaç senedir iyi. Önceden takı takamıyordum. Yani hoşlanmıyordum. Çok nadir takıyordum ama şu anda çok fazla takıyorum. Çünkü bayanı gösteren takı bence. Yani az da olsa abartmadan, abartılı şeyleri sevmiyorum ama
birkaç bir şey takmak bence insana özellik katıyor. Peki sen makyaj yapmayı pek seven bir insanlarda bir insan değilsin. Evet. Makyaj yapmayan bir insan. Evet, çok az. Sade giyinmeyi seviyorsun herhalde. Evet, takılarda da öyle. Daha çok sadelikten yanayım. Tabii bu mesela az önce onu söyledim. Sahne alan insanlar için iyi. Onlar da normalde zaten çok az böyle takarlar hani sahne için. Ama bilemiyorum, normal hayatta da böyle takan insanlar vardır. Ama ben takmam, hani ben daha böyle mesela hani şu tarz daha kibar, daha yan taraftaki. Kibar, evet, bunu o yüzden dedim Bülent Ersoy'a hediye ediyorsunuz kesin. O böyle şeyleri sever. Ay pardon. Ne kadar harcıyorsun? Nasıl, ne kadar harcıyorum? Oldu. Ben de bunu buradan söyleyeyim. Mehmet Bey, Erhan Bey var. Erhan Bey ne kadar bir size hediye ediyor acaba? Ne kadar? Ayda bir iki yüzük geliyor mu size? Olur mu öyle şey canım? Daha neler? Sen sorduğun soruya bak şimdi. Ayda bir iki yüzük geliyor mu? Hep zaten evlenme yüzüğü. Her ay iki tane alıyorum. Almıyor mu? Olur mu öyle şey? Her ay yüzük alır mı? Hayır, bir şey, bu şekilde yüzükler hediye ediyor. Farklı tatlı hediye ediyor. Ya bu tip şeyler doğum gününde, sevgililer günü bu tip zamanlarda olur. Her zaman her zaman olur mu bu tarz takılar? Size farklı günlerde... Özel hayatımla ilgili daha fazla soru sorma sanıyorum. Şey geliyor mu size? Çeşitli hediyeler veya sürpriz yapıyor mu size? Niye söyleyeyim buradan? Nazar değsin sonra... sonra bir daha gelmesin. Gelmiyor. Muhakkak tabii ki o hediyeler vermeyi seven bir insan. Ama şey, benimle alakalı değil. Herkese, insanları seviyor. Peki, Mehmet Bey, sizin bir takım hediyeniz daha vardı ama görmedik. Bunları da çekiyor. Aslında bunu çıkarsak şunu. Çıkartın ya. Şimdi bir de şunu mu değiştireceğiz peki? Bunu özlerine girdikçe giriyor. Evet de bir iki tane gibi geldi. Bana sarıyor babasın. Sen var ya, her ay kim alır? Her mevsim özel. Ayrıca alınır alınır. Tanıştığımızda her mevsim özel takı gelir. Nasıl takılıyor? Ya Mehmet Bey taksın, Mehmet Bey taksın. Şöyle. Bunu tamam, oraya giriyor. Tamam. Pardon. Bu da farklı bir kolye. Tavus kuşu gibi herhalde. Bence tavus kuşu bu. Tavus kuşunu sen mi uydurdun, ne yaptın diye. Sen uydurdun gibi geldi ona. Ne bu Mehmet Bey? Yani bu çok özel bir tasarımcının kolyesi. Yani esasen şunu temsil ediyor diyemem fakat orada iki tane farklı göz var. Yani tavus kuşunun gözü mü bilmiyorum. Az önce tavus kuşu dedi de arkadaşlar. Evet, iki tane farklı göz var. Çok özel bir tasarım. Çok özel. Evet. Çok, yaprak gibi de duruyor değil mi? Kenarları falan. Evet. Bana ahtapot gibi veya tavus kuşunun kuyruğu diyorum. Bence senin hayal gücün çok... Sen biraz aşmışsın. Bayağı bir hayvan. Sen bayağı aşmışsın. Bayağı aşmışsın. Peki efendim, size teşekkür ediyoruz. Bir gezin mağazayı. Evet, mağazayı. Bir sigol görüntüleri.